Selam arkadaşlar, Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser, hepinize benden sevgiler. Yine hep yeni çok güzel bir video ile karşınızdayım. Çandarlı'dayım. Şimdi burayı gezeceğiz, tozacağız. Umarım keyif alırsınız. Yazın son demleri olmasına rağmen ama yine mükemmel. Bakın arkamda birileri falan da giriyorlar. Suyun renk tonu da harika bu arada arkadaşlar. Evet, şimdi Çandarlı zamanı. Evet arkadaşlar, şu an ikinci plaja geldik. Plaja doğru gidiyoruz. Hareketin isterseniz şu güzelliğe bakın ya. Deniz deniz değil, sanki su. İçin abi. Şu suyu için. Güzelliğe bakın. Bu arada insanların az oluşu suyun daha da temiz olmasına hakim oluyor. Bulanık değil. Zaten pis değil. Ege'nin hiçbir suyu pis değil ama şimdi su daha güzel. Abi görüyorsunuz bu plajda insanlar balık da tutuyor. Balık tutmak isteyen balığını tutuyor. Suya girmek isteyen suya giriyor. Ege insanı bir başka be. Vallahi bir bambaşka. Evet arkadaşlar, şimdi çok arkamda görmüş olduğunuz çok güzel bir taş ev var. Görüyorsunuz şöyle. Şimdi burası zaten yürüyüş yolu olarak devam ediyor. Şöyle evi göstereyim size, evleri göstereyim. Bunlar bu arada milyonluk evler arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Taş evler. Şöyle çevireyim. Bir yol ardından plaja geçiyor. Ve ondan sonra deniz. Harika arkadaşlar. Burası Çandarlı'nın iki tane plajı var. Bir arkamda görmüş olduğunuz plaj. Ve bir de bunun arka tarafında olan bir plaj var. Orası biraz daha sosyal. Çünkü restoranlar, barlar vesaire kafeler var. Orası daha aktif ama burası da çoğu çocuklu gelen kişiler için daha mantıklı. Çünkü çok kalabalık değil ama öbür tarafta daha aktif. Gençler, işte genç kalmayı sevenler o tarafa takılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi kısa bir mola zamanı. Şimdi çok güzel plajda oturduk. Masalarımız kurulu. Şemsiyenin altında karşımızda muhteşem Ege Denizi. Görüyorsunuz güneşin görselliği, denizin görselliği ve hemen akabinde arkamdaki Çandarlı Kalesi arkadaşlar. Tarihle iç içe olan bir yer. Plajı keza öyle, arkasında hemen arkamdaki o zaten Çandarlı Kalesi, hemen önümdeki o deniz gerçekten harikulade. Görüyorsunuz güzelliği, gerçekten muhteşem bir yer. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Çandarlı'da böyle bir yere geldiğiniz zaman yoldan inip böyle merdivenlerden direkt kayalıklı denizi seviyorsanız direktman kayalıklardan suya da inebiliyorsunuz. Gerçekten çok otantik. Arka tarafta bakın göreceksiniz zaten şimdi böyle merdivenlerden inen yerler de var. Böyle iniyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bu yürüyüş yolunun birçok kulvarında devam ediyor. Bakın arkamda da merdivenler var. Onun arkasında da merdiven var. Bu şekilde devam ediyor. Tabii çocuklarla burada suya giremezsiniz, imkanı yok. Zıpkınla balıkçılık yapıyorsanız ya da ne bileyim kayalıklı sularda yüzmeyi seviyorsanız böyle bir yeri tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an yürüyüş yolunu bitirdik. O güzel mi güzel manzaraları ne eşliğinde yürüyüşümüzü yaptık. Biraz rüzgar vardı ama şimdi öbür sahile doğru ilerliyoruz. Ve arkamda gördüğünüz işte hem balıkçı marina, yani balıkçı tarzında bir barınak, hem de marina tarzında bir barınak. Burası da arkadaşlar Çandarlı'nın çok güzel bir marinası ya da balıkçı barınağı diyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi öbür yürüyüş yolumuzu bitirdikten sonra şimdi arkamızdaki değil de gideceğimiz olan diğer plaja doğru gidiyoruz. Ama bu arada size bu marinayı göstermek istiyorum ya da balıkçı barınağını göstermek istiyorum. Çünkü neden öyle diyorum? Çandarlı çok ufak bir yer. Balıkçı barınağı ya da marinası da ona göre ufak. Ama şöyle bir problem var. Ege'de bildiğiniz gibi tekne sahipleri ya da tekneyi seven, denize ilgi duyan kişiler bunu çok çok iyi bilir. Ege'de gerçekten yer bulmak zor. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Gerçekten harika. Hadi bakalım, şimdi diğer plaja doğru gidiyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi molamızı verdik. Yedik, içtik, molamızı bitirdik. Şimdi yolumuza devam ediyoruz.
Bu arada görsel efektli size göstermek istiyorum. Gerçekten çok ama çok güzel, harika. Bakar mısınız güneşin doğumu, batışı. Hatta şöyle plaja inelim. Plajdan ben size şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi gelin biraz da çarşıyı gösterelim. Sizler için bu efekti göstermek için vallahi bu saate kadar oturdum. Ama güzel de oldu. Biraz yedik içtik. Yiyip içmelerimi fazla göstermek istemiyorum. Çünkü etik almaz diye düşünüyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu evlerin güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel değil mi? Vallahi. Şöyle bir evde oturuyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir manzarayla uyanıyorsunuz. Gerçekten harika. Orada tozçular, mozçular var. Ama dediğim gibi konsept bu. Plaj burada. Yürüyüş yolu. Ondan sonra balık restoranları var birkaç tane. Ondan sonra tozçular, mozçular, biracılar, birahaneler gibi. Ama gerçekten burası gelinip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi bu arada. Kanalımı hala takip ediyorsan ya da videomu hala izliyorsan, bu video seni sardıysa like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutma lütfen. Yani buraya yazın gelirseniz bu güzelliği bulamazsınız. Çünkü çok insan kalabalıkları oluyor, çok uğultu oluyor. Şimdi şu güneş gözlüğümüzü açalım. Birazcık da şehrin arasına girelim. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Sizler de sağ olun. Seviyorum. Halk, insanlar konuşmayı, muhabbet etmeyi seviyorum. Tanıdık olsun, tanımadık olsun. Abi tanışın. Bol bol merhaba, merhaba, günaydın, iyi akşamlar, nasılsınız deyin bunu. Diliniz aşınmaz ve insanlara pozitif enerji verirsiniz. Verdiğiniz kadar da sizin karakteriniz değerlenir arkadaşlar. Ay bakar mısınız, bakar mısınız? Palmiye ağaçların arkasında ne güzel daireler, evler vesaire. Evet arkadaşlar, Çandarlı'nın içi demeyelim de kalesinin yanındaki merkezi evler. Ay ne güzel. Oyun parkı da var. Bakar mısınız? Güzel ya, bakar mısınız? Mis. Şimdi burada inşaat var. Ne kadar tehlikeli inşaat yapıyorlar arkadaşlar, bakar mısınız? Çok tehlikeli. Bunu Almanya'da hayatta yapamazlar. Almanya'da yaptıkları anda bir kontrolör gelir, yani bir kontrolcü gelirse o inşaatı yapan firmanın ruhsatını kapatırlar. Mimarının ruhsatına ceza yağar. Ya da mühendis kimse artık çok büyük cezalar öder. Ama maalesef burası Türkiye. Bu arada rüzgar acayip başladı. Püfür. Özlemişim. Çandarlı'nın merkezi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdilik bu kadar diyorum. Bu arada videoma son vermeden önce kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben Yunus Esare. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgiyle kalın.